Arkadaşlar ne kadar ilginç. Yani bu taraf bu kadar yeşilken bu tarafta da sadece kaya oluşumları var. Arkadaşlar yukarıya doğru çıktım. Bu kaya oluşumlarını göstermek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel. Sanırım bu mağaralar yine insan eliyle yapılmış. Çünkü bakın yani çıkmak için bakın bildiğiniz ayaklarınızı buraya basıp çıkabilmeniz için çıkabilecek miyim bakayım. Aa çıktım vallahi ha. Bu sefer ayaklarım sığdı. Ah evet. Ah burada da herhalde ışık mışık bir şey mi koymak için. Ah arkadaşlar ilk yazıyı buldum. Vah! Wow. Arkadaşlar bakın. Ah! 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 Şuradaki yazılara bakın. Yazılar var. Bakın komple aşağıda şurada. Görebiliyor musunuz? Bakın. Komple yazılar var. Böyle italik yazıları gibi ama bak italik yazısı da değil de böyle bakın. Şu diş gibi mesela. Görüyor musunuz? Bakın bu bir çiçek motifi gibi. Aa çok ilginç. Ben bunu beklemiyordum arkadaşlar. Şu özellikle şu daha eskiye benziyor. Bakar mısınız? Şuradaki. Bakın şurada da var bakın. Ve bu oyularak yapılmış yani belli. Şöyle tekrar bakıyorum. Bayağı bildiğiniz hani şu an bilmiyorum siz kamerada nasıl görüyorsunuz ama bildiğiniz oyma yazıları var arkadaşlar bakın. Şuralarda yazılar var. Yani motifler falan var yani. Ya yani şurada şunlar daha belirgin bakın. Değil mi? Ben bunu beklemiyordum şu özellikle. Vay. İyi ki çıktım ya. Çıkmasam göremeyecektim ya. İyi ki çıkmışım. Ha çıktın da nasıl ineceksin? Wow, çok güzelsin be. Bayıldım. Burada ses yankı yapıyor. Aha. Drone sesiymiş. Biri drone'un çekim yapıyor. Neyse ben buradan şimdi nasıl çıktım da in bakayım. Hadi bakayım in. Allah'ım drone sesiymiş ya. Neyse ben bir kamerayı kapatayım aşağı atlayayım. Yani ne zorluklarla. Bakayım düşsem de çekeceğim kendimi. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ay pantolonum gidecek. Daha dün almıştım. Ops çıktım. Vay. Dün aldığım pantolonum gitti. Ama özellikle bunları için almıştım arkadaşlar. Yani böyle yürüyüşler için. Allah'ım Allah'ım. Bu kaya oluşumu nasıl bir şeydir? Ne kadar ilginçtir arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzaktan çekeyim istiyorum. Drone beni çekiyor drone. El sallayayım. Ben drone'u çekiyorum o drone beni çekiyor. Böcek gibi. Ay arkadaşlar. Şu yukarıya bakar mısınız? Ama bir de bunun buradan da bir fotoğraf almak lazım. Şuraya hadi gidelim. Drone tepemde geziyor. Ay çok güzel. Aman Allah'ım. Şöyle. Oo, arkadaşlar, ay arka taraftakiler daha da güzel. Şu kaya, bakar mısınız? Şu kaya, şu kayaya dayanmış. Kendine bir dayanak bulmuş. Sizin bile dayanağınız yok. Değil mi arkadaşlar? Bakın koskoca kaya bir dayanak bulmuş. Bizim güveneceğimiz insanlar kalmamış bu dünyada. Yok yani yok. Kime güveneceğiz arkadaşlar? Allah şöyle bir dönüp bakıyorsun. Etrafında. Hiç. Neyse. Girmeyelim o konulara. Şöyle yukarı çıkalım. Bakın güzel bir patika buldum. Hemen hızlı hızlı
Yine o şeydeki ilk döver tabelasının olduğu yerdeki kokuyu duydum. Çok değişik ya. Kekik de değil de böyle ıtırlı bir bitkinin kokusunu duyuyorum arkadaşlar. Ah, burada bir şey var. Arkadaşlar. Mağarada bir şey, mağara var. Ah, eşek. Mağarada eşek buldum. Köpek de var. İyi, köpek geliyor, kaç. Çoban köpeği görüyorsan kaç arkadaş. Çünkü benim başıma geldi bu. Arkadaşlar, çoban köpeği görüyorsanız Alaşehir'de başıma geldi. Çoban köpeğinden kaçacaksınız. Aslankaya Tapınağı. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Olay budur. Gelmek isteyenler için arkadaşlar ben şöyle bir şu bilgileri çekeyim. Çok fazla gezilecek yer var burada. Çok fazla. Şunu da bir şöyle ufaktan okuyalım. Hızlıca okudunuz mu? Tamam, okuduysanız. Tamam, okumadıysanız da durdurun. Lütfen öyle okuyun. Wow, çok güzel arkadaşlar. Şöyle karşısına geçeyim. Şöyle geniş açılacağım ama güneş var. Şöyle bu tarafa geçsem. Ay, düşeceğiz. Evet, şimdi şöyle göstereyim yukarıdan. Vay vay vay. Çok güzel. Muhteşem bir yapı. Şuradan çıkabilir miyim? Yine şuradan bakın arkadaşlar, çıkmaya çalışayım. Evet, bu sefer kolay. Çıktım. Şurada aslan figürleri var arkadaşlar. İki tane aslan. Yüz yüze vermiş. Patilerini de koymuş. Şöyle patilerini koymuş. Dövüşüyorlar mı? Konuşuyorlar mı? Bilmiyorum. İçine baktık şöyle. Şu tarihi de okuyup dokunalım değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Sevelim. Tarihi sevelim. Tarihi sevelim ya. Lütfen tarihi sevelim. Ve zarar vermeyelim. Lütfen. Çok güzel. Şuradan inelim, atlayalım. Allah aşkına üstüne başımıza bakar mısınız? Şu rezilliğe bakar mısınız? Ama yapacak bir şey yok. Sözledik, bağcıklardan kurtulduk dedik, ayakkabı aldık. Ayakkabılarım rezil oldu. İlk günden daha dur bir ya, dur. Yani bakın bu şekilde indiğim için yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. Ya şöyle uzaktan almak istiyorum. Güneş vuruyor. Şu aşağıdan almam lazım. Oradan da rüzgar vuruyor. Ay ay ay. Gördünüz mü arkadaşlar? Burayı da gördüysek hadi gidelim. Daha çok gidecek yerimiz var. Şu yukarılardan çıkacağım ama daha böyle bir sürü bu kayalardan var. Anıtlardan var. Olay 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 var. Daha olaylar var. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de neredeyiz hemen söyleyeyim. Burası Memeç, Arok filminin çekildiği yer. Cem Yılmaz sağ olsun
burayı bayağı meşhur etti. Ama şu an burası rezalet. Of Allah'ım, of insanlar bir tuhaf ya valla. Yani bakar mısınız? Arkadaşlar maalesef yine mağaraları mahvetmişler. Şu at çok güzel. Bakar mısınız? Ya rüzgar var ama inşallah. Evet, YouTube'a koyacağım. İzin var mı? Tamam. Ne kadar atabilmek? 20 TL abi. Ne kadar tur dediğin? Getiriyoruz. Ha bir gitti geldi mi? Evet. İndi bindi. Aa tamam, güzelmiş. Ah güzelim. Ah tolga. Çok tatlısın sen. Çok uysalmış. Evet. İyi, bir şöyle bir gezelim de. Yes. Sen mi bakıyorsun? Ay yakışıklı senin maşallah. Şu mağaraya bakalım. Arkadaşlar çok rüzgar var. Bir kapatayım burada. Felaket bir rüzgar var arkadaşlar. Hemen bir tane büyük bir geniş bir mağara buldum. Hemen onun içine girelim. Ay. Hani bir sahne vardı burada. Hani ekmek üretiyorlardı kadınlar falan. Sanırım o çekim burada oldu. Değil mi? Arkadaşlar Allah aşkına ya. Ya bakar mısınız ya? Şerife miymiş demiş, ne yazmış buraya? Rezalet ya. Hiç sevmediğim şeyler arkadaşlar, çöp. Şimdi ben bunu YouTube'a koymaya utanıyorum. Düşünsenize, beni izleyen yabancı arkadaşlarımız da var. Yani. Kesinlikle burası o ekmek yapılan bir sahne vardı. Kadınlar ekmek yapıyor. Değil mi? Ya da bir de şey vardı sanki, bir hani taşla kapatılmış bir mağara, böyle oraya da benzettim ama bilmiyorum ki ya. Vallahi filmi pek hatırlamıyorum. Bir kere izlemiştim. Şurada bir şey var. Delik varmış, kapatmışlar. Şey, kır karamiler. Böyle bir tane kapatıyorsun, değil mi taşı? Aynı ona benziyor. Neyse, mağaradan başlayalım. Şurada bir çukur varmış. Bu çukur sanırım ateş çukuru. Değil mi? Şurası penceresi. Şu üst tarafa çıkayım. Burada Dilşah yazıyor. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Of of. Adam burada çöpünü yemiş, atmış. Terbiyesizler. Hemen çıktım. Şöyle. Hızlıca bu üst tarafları göstereyim. Burada bir şey yok. Burada da böyle bir mağara. Şurada da bir mağara. Aa, ikinci kat. İşte o ikinci kata çıkmak istiyorum. Kameram oraya uzacak mı bakayım bu sefer? Yetmeyecek sanki. Bu sefer tripodum yetmeyecek. Şurada bir delik var. Kameramızı uzatalım. Çıkabilirsek yukarıda çıkarız. Ay keşke yukarı çıkabilsem. Arkadaşlar buldum ya. Buradan çıkılabiliyormuş. Ben o kadar kamerayı uzatıyorum. Bakar mısınız? Buradan çıkılıyormuş. Sanki burası bebek mezarı gibi. Tövbe ya. Kamerayı uzattığım yer arkadaşlar. Ay kayıyordum. Yani burada bir ateş yakılmış belli. Devam edelim.
Buraya nasıl çıkacağız? Bakın çok güzel, çok güzel. Şurayı şöyle bir uzaktan çekeyim. Şöyle buradan bakın, şöyle bir iniş var. Şuraya geçiş var mı? Oraya bakalım, bulalım. Şuradan, şuradan çıkabiliriz arkadaşlar. Tabii çıkabilirsek. Çıkıyorum da buradan nasıl ineceğim sonra. Çıktım vallahi çıktım. Ay ay, geri gidersem uçurumdan sanki düşmüş gibi olacağım. Çünkü bakın nasıl yüksekten düşerdim. Bir düşünün artık yani. Nasıl yüksek bakın. Bir de bunun üçüncü katı da mı var? Bakın bir kat daha var orada. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar şunları? Ah şu. Şurada bir şey varmış bakın. Kopmuş. Kopmuş. Kopmuş arkadaşlar. Buradan inebilecek miyim? Ha, temin geldiğim yer. Biraz önce geldiğim yer. Üçüncü kat yok. İkinci katta kaldık. Bir de yukarı çıkalım. Arkadaşlar üçüncü katta var ama oraya şuradan çıkılması gerekiyordu. Çıkamayacağım. Bir de üst taraf var sanki. Üst tarafa bir çıkalım. Burayı da bitiriyoruz sanırım. Bir üste çıkalım. Arkadaşlar burası da o mağaranın arkası. Şurası artık özel bir yer olmuş. O yüzden buraya gidemiyoruz. Uzaktan çekeyim. Şimdi sanırım yolumuz üstünde Emre Gölü var. Gel çıkamazsın oraya. Ay buradan aşağı uçmayalım. Wow. Şurayı göstereyim size de. Birazdan oraya gideceğiz ama oraya arabayla mı gideceğiz? Şurada bir tane mağaracık var. Bir fotoğrafı çektim hadi. Şuradan devam edeyim bakayım. Kayaların güzelliğine. Burası bayağı bir tehlikeli. Burada bayağı bir dikkat etmem lazım. Kameraya hiç bakmıyorum. Ters tarafta kamera tutuyorum. Yanlış. Evet. Burada da bir mağaracık. Burada da bir mağaracık. Bakın nasıl yüksek bir yerdeyim. Aa! Aşağısı. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Ama buraya asla inemem.
Ben şöyle size göstereyim. Aşağı uçurum uçurum. Bir adam biri buradan kenardan gidiverdi ya. Nasıl gitti? Vallahi o kadar da gitmem. Gerek yok o kadar. Gitmeye gerek yok arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar aşağı indim. Şuradan bakayım, sanki şuradan yukarıya doğru çıkabiliyoruz gibi. Şuradan mı çıkalım mağaraya, şuradan mı ineyim bakayım arka tarafta bir yer var mı? Çünkü insan sesleri geliyor mağarada. İnsanlar var gibi. Mutlaka o mağaraya giriş var. Bakın oradan giriş var, belli yani. Anladım ben çünkü insanların sesini duydum. Ya. Şuradan yani belli merdiven gibi, bakar mısınız? Ne kadar güzel. Önce şu düz duvarı bir çıkalım. Ay ay, çıktık. Arkadaşlar bakın merdiven baya wow. Atemin ben yukarı çıktım ya, yukarıdan baktım ya, aşağısı uçurummuş gibi gözüküyordu orası. Evet, çok zor olacak gibi ama şu tutuna yani zor değil aslında normalde de, hem kamera olup da arkadaşlar ha, hem de çıkıyor olmak biraz zor. Ve düz, bayağı bildiğiniz düz basamak yok yani. Basamak bir şey gözüküyor. Şuraya bir çıkayım. Size nasıl olduğunu göstereyim. Çıktığım yerin bakın. Dümdüz bir yerden tırmandım. Resmen tırmandım. Rüzgar sesi var biliyorum arkadaşlar. İnşallah şey yapmaz ya. Biraz önce ben şu tepeden bakmıştım. Buraya zannettim ki su kuyusu falan herhalde. Ama burada meğerse bir tünel varmış. Şuraya çıkabilecek miyim? Şuraya basarsam. Şuraya sağlam basarsam belki şuraya çıkarım ama. Çıksam ne olacak ki? Çıksam neyi hedefliyorum ki acaba? Onu bilmiyorum ki. Çıksam ne olur ki? Hiç çıkmayayım. Boşver. Ah, burada bir yazı var. Ne yazıyor burada? Fatih mi yazıyor? Yani tarihi eski yazan ettim de Athena mı yazıyor? Arkadaşlar Athena buraya mı gelmiş? Zamanla Yunanlar burada yaşıyormuş arkadaşlar. Bakar mısınız ama o kadar güzel ki. Hah, doğayı tahrip ediyorum. Gördünüz siz de. Yukarıda insanlar var herhalde, bana bakıyorlar. Benim buraya nasıl indiğimi düşünüyorlar acaba. Onlar da düşünsünler. Şurada bir delik var. Hah, çıktın da Alev, in bakalım. Hadi buradan in bakalım. Nasıl ineceksin? Allah'tan. Bakın burası da bakın. Bir şey koymak için ya da tutunmalık mı? Çok ilginç. Bakın şöyle göstereyim. Buradan eğilerek geçiyoruz. Arkadaşlar Emre Gölü'nün tesislerine geldik. Burada bu tabi görsel amaçlı bir balon. Normalde akşamları rüzgar olmadığı zamanlarda 100 liraya kişi başı, fazla yüksekliğe çıkmıyormuş. Yani 25 metre falan çıkıp sadece bir fotoğraf çekmeniz için bir kalkış yapıyorlarmış. Sabah erken saatlerde asıl balon uçuyormuş. 500 lira kişi başıymış arkadaşlar.
Şöyle etrafını göstereyim. Burada böyle yeşillikler falan var. Böyle oturmak için yerler var. Ve burada sandallar var arkadaşlar. Ama bu sandallar da herhalde kapalı gibi geldi bana ya. Yok. Sanki sandallar kapalı değil tabii ki. Hay Allah'ım. Sandallara binmek için oraya gidiyoruz ama sanırım şu an yetkili yok. O yüzden sandallara binilmiyor. Arkadaşlar kaldığımız evin böyle hamamı ve havuzu var. Bu termal su kaynıyor, resmen kaynıyor. Burası buhar içindeydi. Kameraya zarar verir diye kapattım. Burayı ben ilk sabah geldiğimde dezenfekte ettim, kloraklar falan böyle. Ama sıcak su olduğu için biliyorsunuz bakteri pek fazla üreyemez. Zaten şu ayağımda da temiz ayağımı sokayım. Oh! O kadar sıcak ki. Felaket sıcak. Şurada soğuk sıcak su vanaları var zaten. Buradan açıyorsunuz. Burada Afyon'da genelde tuttuğunuz, kiraladığınız evler bu şekilde oluyor. Bizim tuttuğumuz ev taş evler diye geçiyor. Gazlık gölde. Öyle bir göstereyim size de. Aklınızda olsun. Burada dubleks evler var. Bizim tuttuğumuz gibi 2+1 ev var. Bu şekilde göstereyim dedim.